Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde devrelerimizde kullandığımız genelde ikaz sesi vermek için kullanılan devre elemanı olan buzzer'ı göreceğiz. Buzzer'ın simgesi bu şekilde. Kendisini de görüyorsunuz. Şu şekilde üzerinde zaten artı tarafının belli olduğu bir yazı var. Eğer üzerinde etiket yoksa bile şöyle uzun bacak artıyı gösterir. Bu nasıl kullanılır onu göstereceğiz. Devremize bağladığımız zaman yine bir tane pin belirliyoruz. 8 nolu pinden buzzer'ın artı bacağına. Burada da üzerine geldiğiniz zaman artı eksiği simülasyon programı gösteriyor zaten. Artı bacağına 8 numaralı pinden bir kablo bağladık. Diğer bacağını da toprak hattına bağlıyoruz. Bunu farklı bir renk yapalım. Devremiz basitçe bu şekilde. Şimdi en bloğa geçip devremizin programlamasını yapalım. Arkadaşlar mBlock programımızı açtık. Hemen programlamaya geçelim. Önce kartımızla bağlantı kuralım. Evet, kartımıza bağlandı program. Şimdi olaylara geliyoruz arkadaşlar. Burada yükle kısmını seçeceğiz. Canlı kısmından yapamıyoruz. Yükle deyip kodlarımızı Arduino Uno kartımıza kaydedip öyle test edeceğiz. Arduino Uno başlatıldığında dedik. Sürekli tekrarla bloğumuzu aldık. Pin kısmından arkadaşlar burada 9 numaralı pinde C4 notası ile 0.25 vuruş yap diyor. Bu nota değerlerini internetten bulabilirsiniz. Biz şimdi bir iki tane rastgele seçtiğimiz notayı deneyeceğiz. Bir saniye bekle diyelim. Bir nota daha çalsın ve tekrar bu işlem başa dönsün. Burayı 8 yapıyoruz. 8'e bağladığımız için. Bunu da 8 yapalım. Bir vuruş olsun. Programımızı kartımıza yüklüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Arduino kartımızda buzzer uygulamasını yaptık. Çıkan sesleri duydunuz. Siz bu nota değerleriyle oynayarak daha farklı sesler elde edebilirsiniz. Buzzer uygulamasını kendi devrelerinizde kullanabilirsiniz. Uyarı sesi vermek amacıyla ya da farklı sesler vermek amacıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buzzer uygulamamızın sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.